Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz kaç zamandır tatildeydik. 9 günlük tatili böyle dışarıda değerlendirdik. Ondan sonra Rabbime şükürler olsun evimize, barkımıza geldik. Şimdi arkadaşlar çiçeklerim büyümüş mü? Büyümüş. Bakın. Ya yine 9 günde de fark eden ediyor. Bakın şurada ölen var. Ölen ölüyor. Fark eden fark ediyor. O kadar güzelleşenler oluyor ki. Ben bir yere gidip geldikten sonra çiçeklerime bakmaya bayılıyorum. Bakın susuzluktan bu rengini almış. Renk değiştirmiş. Bunu bana Safiye Hanım göndermişti. Yani ben bu bana gönderdiklerini özel tür diyebiliyorum. Bir de arkadaşlar bakın. Bunun biliyorsunuz ben alt yapraklarını almıştım. Alt yapraklarını aldıktan sonra bayağı bir büyümüş. Bir de şu özel tür. Bu da rengi bayağı bir değişmiş arkadaşlar. Şunun da özel tür olduğunu biliyorum. Bundan bende vardı aslında da. Ben onu birisine yolladım ama kime yollamıştım onu şimdi çıkartamadım. Bu arkadaş da burada büyümüş arkadaşlar. Onu oradan almayacağım. Varsın dursun. Kellesini alırım. En azından o şekilde büyütürüz. Çünkü kamp ateşi çok güzel bir bitki ama şunlara şu yaz sıcağında biraz gölgelik yapsın diye almadım. Bu arada arkadaşlar bahsetmek istediğim bir konu var. Şimdi konuştuğumuz kişiler vardı. Tatil dönüşü almak istedikleri çiçekler vardı. Biz şöyle bir 9-10 gün sonra arkadaşlar gideceğiz. Bakın şunun şuralarından çiçekler büyüyorlar. Bazısı diyor ki sukulent saplarını diyor çiçekli yerinden kesin, yapraklı yerini kesmeyin diyorlar. Ne kadar haklılar arkadaşlar. Bakın buradan büyüyor. Kapı çalıyor. Kapıyı açıp hemen geliyorum. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Çiçek saplarında kalmıştık. Şimdi şöyle bakın. Bunları yine şöyle koyayım da. Şimdi arkadaşlar size bahsetmek istediğim birkaç konu var. Kargo bekleyen arkadaşlar vardı. Bir de inci Hanem diye bir YouTube kanalından bir arkadaş benden çiçek alacaktı. Ücretini yatırmıştı. Fakat bayrama denk geldiği için kargoda kötü olacağını düşünüp sonrayı erteledik. Bir türlü adresini bulamadım. Instagram'dan yazdım. Eğer beni kendisi izliyorsa, bana dönerse çok sevinirim. Çünkü herkesin kargosunu göndereyim. 9 gün sonra 9 değil pardon 13 gün sonra arkadaşlar memlekete gideceğiz. Memlekete gideceğimiz için de yani benim şu kargoları bir herkese verilecek olanlara vermem lazım. Ama en önemlisi İnci Hanem. Çünkü İnci Hanem'inki arkadaşlar parası ödenmiş bir kargoydu. Kendisi bana buradan beni izliyorsa eğer yazarsa çok sevinirim. O zaman da dedim para iadesi yapayım, yok gerek yok dedi. Sağ olsun, Allah razı olsun arkadaşlar. Biz de gittik geldik, tatilimizi yaptık. Yarın kargosunu yapayım dedim. Yazdım, bir türlü görmedi Instagram'dan. Ondan sonra YouTube kanalının altına yazdım, görmedi. Instagram'dan yaz dedim çünkü. Öyle arkadaşlar. Şimdi çiçeklerimi büyüyenler var. Bakın şurada bunlar susuz kalmışlar arkadaşlar. Bunu çok fazla sulamamıştım. Yeni ekim diye bayağı bir suları çekilmiş. Bunları bir sulamam lazım. Şu bayağı bir büyümüş. Bunu artık bilmiyorum. Memlekete gidip geldikten sonra ayırabilirim. Veya o şekilde satışını yaparım. Şimdi arkadaşlar size göstermek istediğim
Şunun bir sürü yaprağını almıştım ya ben. Onun yapraklarını buraya koymuştum. Onlar ne alemde, onlara da bir bakalım. Çünkü buradakiler özel türler. Biraz böyle gölge yere koymak istedim. Gölge yerde form bozukluğu oluyor ama yazın arkadaşlar kuruma ihtimali çok yüksek oluyor. Şu da Sedum bronzenin benzeri olan çiçeğin yaprağı. Şu o kırmızı olan anay tutmuş, tüh çektim ben de koparttım. Neyse. Onun yaprağı arkadaşlar. Şu da aloe vera. O öyle dursun. Şöyle. İşte tutunsun, nemli olsun diye bıraktım. Evet, şu anda hala da nemli. Hala da güzel. Sonra şuradan arkadaşlar bakın bu kalpli. Bu kalpliyi şöyle kendi üstüne döndürmeye çalışıyorum. Burada da benim topraklarım var arkadaşlar. Böyle yığdım. Balkon küçük olunca böyle. Bakın ne kadar büyümüş. Arkadaşlar binbir suratı kellesini kopartıp buraya ekmiştim. Köklenmiş mi, köklenmemiş? Köklenir herhalde. Ne kadar olsa arkadaşlar ben şunu da bitkilerim bakın büyütemiyorum diyorum ya, ayarlayamıyorum. Ben ayarlayamıyorum. Yani bunda büyüten çok güzel insanlar var. Bakın bu bunlardakilerle bu yok yani. Bunlar bir şey olmamış, susuz kalmamış. Onlar susuz kalmışlar. Bakın şunlar şu yaprağın yavruları arkalı önlü büyümüşler. Bir de arkadaşlar sizinle bir videoda Allah izin verirse sedum clavatumların kellerini almak istiyorum. Hiç sedum clavatumum kalmış mı? Kalmış olması lazım. Kendime ayırmıştım. Şu var. Aslında biraz da böyle yaprak da almak lazım da biraz onlardan arkadaşlar şey almak istiyorum. Böyle bakın şurada var. Kellesini almak istiyorum ki kellesini alayım. Yavruları altlarından büyüsün diye. Onları o şekilde yapmak istiyorum. Bir de arkadaşlar çok biliyorsunuz ben kaktüs büyütmüyorum ama benim çok meşhur dikenli bir kaktüsüm var. O dikenli kaktüsüm. Bakayım şuradan görünüyor mu diye gösterecektim ama görünmüyor. Dikenli kaktüsüm de o kadar güzel olmuş ki onları da size bir videoda gösteririm. Şimdi çiçekleri sulayacaktım. Çiçekleri sulamadan önce size çekmek istedim. Tatili de arkadaşlar nasıl geçtiğini merak eden arkadaşlar, tatil videoları yaptım. Instagram'da zaten sürekli gönderi paylaştım arkadaşlar. Bakın. Sürekli gönderiler paylaştım. Bakın ayeniyum. Bu ayeniyum şöyle bir tane var. Hepsi o kadar güzel büyümüşler ki ya. Şunu ben renkli kalanço zannediyordum. Renkli kalanço değil. Pembe kalanço zannediyordum. Daha farklısı. Mor renkte. Nasıl çıkıyor bilmiyorum. Ama böyle mor renkte bir kalanço. Bence herkesin saksısında bir kalanço olmalı. Şimdi bakın arkadaşlar, şu kaktüsü böyle küçük bir dalı vardı ve ben buraya ekmek istemiştim. Çünkü variegata bir kaktüstü.
ekmek istemiştim. Bunu ben pek şeylerde görmedim. Seralarda. Burada bakın ne kadar güzel olmuş, büyümüş. Pembe dikenli, bir de dikenleri sert değil arkadaşlar. Bakın şöyle. İyice büyümüş, kartlaşmış olanlar sert. Küçükler değiller. Bakın arkadaşlar, bin bir surat tarlası olmuş burası ya. Bir sürü bin bir surat vardı. Bin bir suratları gölgeliyor diye büyük bin bir suratı kesmiştim. Kellesini almıştım. O burada köklenmesi için bekliyordu. Ama burada çok güzel olmuşlar. Arkadaşlar şu çok değişik bir tür. Bunu bilenler yazsınlar. Bu sevda ağacına çok benziyor ama sevda ağacı gibi değil de büyüyor. Sevda ağacı falan değil o. Bir de arkadaşlar size şöyle göstereyim. Yakutumu. Yakutumdaki güzelliği. Bakın arkadaşlar, bu da şundan çok çoğaltmayı çok istiyorum. Allah izin verirse biraz ondan bebek yatıracağım. Balkon içerisine yatıracağım bebeği. Bir aylık gideceğim süreçte. Şunu da buradan söksem alsam mı dedim ama bunun kellesini alsam çok daha iyi olacak. Biraz kamp ateşim olsun. Ama demek ki yaz gününde 15 günlük bir süre bitkilerin köklenmesi için yeterli bir süre değilmiş. Hepsine geldim, kontrol ediyorum, bakıyorum. Ama yapraktan bitki çıkaran Rabbim bunları da güzelleştirmiş, büyütmüş. Sen bilirsin, kargosu olarak isteyenler, bekleyenler vardı arkadaşlar. Sen bilirsin, kargosu olarak da gönderebileceğim çok tür büyümüş var. Hepsi de gayet güzeller. İsteyene sen bilirsin kargosunu hemen yapabilirim. Bakın benim pulvinatam. Bu da Safiye Hanım'dan gelmişti bana arkadaşlar, biliyorsunuz. Ama ben sıradan aldıklarımda hep söylüyorum, hemen hemen aynı renkte diye. Aynı renkte, bakın arkadaşlar, buraya ekmiştim. O da çok güzel olmuş. Şurada bir pulvinata var. O da çok güzel olmuş. İnci Hanım'a yani sattığım bir tane vardı. Onu kendisine göstereceğiz. Bir pulvinata daha var. Onu göstereyim. Şu pulvinata arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Sonra videomu kapatayım. Çiçeklerimi sulayayım. Akşamdan, sabahtan geldim. Hemen balkonları yıkadım. Ondan sonra biraz erik getirmiştik. Daha eriydi arkadaşlar. Kedi durmadı. Onu da size anlatayım. Kedi durmadı. Ondan sonra Allah'ım arabanın içerisinde bizi yoluyor. Dedim ya durun artık da, eşime dedim dur biraz da dedim. Bakalım bunun ne derdi var? Yemek mi istiyor? Su mu içmek istiyor? Yapıyoruz. Yok, huysuz. Ondan sonra bir dağda durduk. Bunun yemini yiyeceğini dedik verelim de bize dedik eziyet etmesin dedik. Arkadaşlar ben onun işte kumunu çıkarttım. Yemini verdim yesin diye. Ondan sonra o esnada eşim de az yukarıya doğru gitti. Dedi ki aa, burada dedi yaban eriği var dedi. Ama yaban eriği dalları yıkılıyor. Oraya kimse gitmez. Dağın başında bir yer. Ondan sonra toplayalım dedi. 15 dakika kadar topladık. Ondan sonra baya bir erik çıkmış. Yaban eriği çıkmış. Geldim bir daha dedim bunlar ziyan olacak. Ben işe gideceğim. Yarın kalkarız. Çocuklar yorgun, evi temizler. O yorgunluğumun üzerine arkadaşlar hepsini haşladım. Maşallah diyeyim bana. Komposto yaptım. Ondan sonra dedim kışın bir kavanoz, şöyle bir kavanoz kompostoya, ellerim de Arap bacı gibi olmuş. O kadar karardık ki arkadaşlar. Yaylaya çık, denize in. Olacağı buydu. Ondan sonra
Bir kavanoz kompostoya bir kaşık, bir çorba kaşığı ile bir kaşık şey ekliyorsunuz, şeker ekliyorsunuz kışın. Bir çorba kaşığı şekeri koyuyorsunuz, kavanozu karıştırıyorsunuz, pilavların yanına bardaklara dökün, çoluk çocuk içersiniz. İşte öyle biraz komposto kaynattım, kavanozlara doldurdum. Bayağı bir gece 12-1'de işim bitti. Ondan sonra ay ölü gibi yatmışım. Sabah namazına bir kalktım. İşlere dedim devam edeyim. Sonra dedim yat aşağıya Fatma. Canına düzleme buldun. Sabah namazından sonra işte tekrar çocuklarla birlikte saat 10'da kalktık. Kahvaltı falan yaptıktan sonra biraz işleri yaptık. Çiçekler kaldı. Çiçekleri bilerek bıraktım arkadaşlar. Sabahtan yetiştim. Öbür balkondakileri suladım ama buraya yetişemedim. Gün doğdu. Biliyorsunuz kızgın güneşte çiçekleri sularsak eğer maalesef kök çürüklüğü yanmalar olur. O yüzden sulamamı yapmadım. Sulamayı şimdi yapacağım. Bu arada arkadaşlar susuz kalınca çiçeklerin halleri gerçekten bir değişik oluyor. Bir güzel olmuşlar. Bakın şu verigata. Bunun verigata olduğunun farkındaydım da. Bakın. Bir dalı verigata. Neyse arkadaşlar, bugünlük videom bu kadar olsun. İnşallah yetişir. İnşallah size bu akşam videoyu atabilirim. Hoşça kalın.